bugün çok önemli yazarı sevgili Selim İleri ile birlikte ele alacağız. Enine boyuna işleyeceğiz romanlarını, anlatımlarını. Peyami Safa'yı konuşurken aynı anda Cingöz Recai'de, evet, değil mi? Server Bedi, o imkanı var mı? Mutlaka konuşacağız. Yani iki kişiyi aynı anda tek isimde, Peyami Safa'yı ve Server Bedi'yi tek isimde ele alacağız. Ne diyorsunuz? Vallahi çok önemli, alabilirsek, başarılı bir program yapabilirsek benim için çok önemli. Peyami Safa'nın Server Bedi olarak da, kendisi olarak da bizim edebiyatımızda en çok hakkı yenmişlerden birisi olduğunu düşünüyorum. Bu sağ-sol çekişmeleri sonucunda edebi değeri çok uzun yıllar geri planda kalmış. Çok mutluluk vericidir ki son yıllarda biraz da Ötüken Yayınları'nın emeğiyle tekrardan gündeme geldi Peyami Safa. Yani galiba bir dönemde sağcı ya da solcu olmak bela bir işti. Yok ediliyordu insanlar, değil mi? Aslında ya, kendisi... Yapıtları. Yok ediliyorlar ne yazık ki. Aslında kendisi 1957'de şöyle bir şey söylüyor. Kendisiyle bir yapılan röportajda diyor ki, Marksist olmaksızın kendi inanış hudutlarım içinde bir çeşit sosyalistim diyor. Fakat 57'de artık son derece kötü bir konuma konmuş vaziyette. Yani ona sadece sağın yazarı diye bakılmış. Hiçbir taraftan onun kültürel boyutları üzerinde durulmamış. Öyle bir dönem oldu ki sanki solcu olmak yetmiyordu. İyi de Marksist olmak gerekiyordu. Yani evet, bir kutsal kitabın bulunması. Das Kapital falan gibi, Karl Marx'ın yazdığı, Engels'le beraber çalışmalarında olduğu gibi. Ya ben de gençliğimde hatırlıyorum, okuduğum kitaplara bakıyorum. Çok katı ideolojik kitaplardı. Gereksiz bilgilerle doldum ben de açıkçası. Ama bu bilgilerle dolup bir de sokağa dökülen, hayatlarını kaybeden pek çok arkadaşım oldu. Sağda da solda da ne yazık ki dediğiniz gibi çok insan kaybına yol açtı. Oysa çok kederlere yol açtı. Oysa Peyami Safa'nın ruh tahlillerine bakıyorum. Cumbadan Rumbaya. Yani, Server Bedi adıyla yaptı. En güzel romanlarından biridir. Yani o Cumbadan Rumbaya hala o sahneyi bir ahşap binadan apartman katına geçiş, Cumbadan Rumbaya geçiş ne güzel anlatmış, değil mi? O özlemi. Tabii şu açıdan da çok önemi var bence Cumbadan ve Rumbaya'nın. Server Bedi adıyla yazdığı için daha özgür hissetmiş kendini. Daha önceki Peyami Safa adıyla da Doğu ve Batı meselesine hem Fatih Harbiye'de hem Bir Tereddüt'ün romanında eğilmiş. Ama bunlarda katı bir tutumu var. Bütünüyle sadece Batı'yı öne çıkarıyor. Ama Cumbadan Rumbaya apartmana geçişi küçümsemiyor. Hayır. Orada dediğiniz gibi son derece sentezci bir yaklaşım ve çok daha yumuşak bir inişi var. Sanıyorum ki o kendi ismiyle yazmamanın getirdiği bir şey. Yazarlığında kaderin büyük bir rolü olmuş. Yani o başta 9. Hariciye Koğuşu'nun zamanında Nazım Hikmet'le aralarında müthiş bir dostluk var. Hatta kitabı Nazım Hikmet'e Kara Sevda'yla diye ithaf ediyor. Ama sonra o dostluk bozuldukça bozuluyor. Benim yetiştiğim, sizin de tabii aynı yıllar, bütün bunlarda ya Nazım haklı gösterilirdi ya Peyami Safa. Bence sadece Türk edebiyatı ve Türk kültürü bu kavgadan müthiş bir şey kaybetmiş. İkisi de bir arada olamaz sanki. Keşke olsaydı. Ya aynı şey Necip Fazıl için de. Evet. Ne müthiş bir şair. Ama sağcı diye sola inananlar artık inanç şeklinde yok saydılar onu. Oysa şimdi şiirlerine baktığınız zaman müthiş bir şair olduğunu görüyoruz. Tabii 1920'lerde benzeri olmayan şiirler yazmış. Hala bugün benzeri olmayan şiirler olarak duruyor. Peyami Safa'da o tür, yani bir kesimin yok saydığı ama yok sayılması mümkün olmayacak bir edebi değer, değil mi? Hiç şüphesiz. Ayrıca şu da ilginç. Kendisi de bütün bu gürültü patırdının, hengamenin içinde kendi de ezilmiş. Yani kendi kendini neredeyse yok etmiş. Cahit Sıtkı'yı Peyami Safa ilk defa okurla buluşturuyor. Hatta müthiş bir dostlukları da oluyor. Ama ondan sonra bakıyorsunuz ara açılıyor. Çünkü Cahit Sıtkı'nın sola eğildiğini, Orhan Bey'li, Melih Cevdet, Oktay Rifat'la bir yakınlıkları olması sebebiyle sonunda Cahit Sıtkı genç bir yaşta ölüyor. Benim hiç ya onu da hatırladım da şimdi Cahit Sıtkı Ankara'da Sosyal Sigorta Hastanesi'ne vefat etti. Evet. Ve kimse ne olduğunun farkında değildi. Koca Cahit Sıtkı'ya. Yani biz o sırada Ankara'da işte gazetecilik yapan tanıdıklarımız vasıtasıyla manşetleri çıkarttırdık. Cahit Sıtkı'yı hastanede kim olduğunu bilmiyorlardı. Etap bizim yurdumuza mahsus bir durum. O 3 tane yazı yazıyor. Öldüğü gün, ertesi günü yazısında Cahit Sıtkı'yı övüyor. Çok büyük bir şairi kaybettik diyor. Sanıyorum ki o mahalle baskısı diye bir şey var ya, hakikaten maalesef var. Kendi çevresinden o nasıl sen yazarsın diye bir takım insanlardan uyarı alıyor. İkinci yazısında Cahit Sıtkı'nın evet önemli bir şair olduğu ama son döneminde solun pençesine düştüğü. O yetmiyor, o yazı da yetmiyor. 3-4 gün sonra bir yazı daha yazıyor. Bir tarihçi ismini vermiyor, bir tarihçi dostu aramış. Yani sen milliyetçi bir insansın, bunları nasıl savunursun diye. O yazıda Cahit Sıtkı'yı kaybettik ama zaten onun hayatın içinde kaybetmiştik. Zaten kayıptı diye. Evet. Evet. Yani bunlara hiç düşünün, Dağlarca'yı, Sait Faik'i hepsini edebiyata kazandırmış büyük bir yazarın bunların hiçbirisine ihtiyacı yok. Ama baskılar insanları bu ülkede bazen çok yanlış, her ülkede belki yanlış yerlere sürüklüyor. O dönemleri bu şekilde yaşamış yazarları mümkün olsa yeniden hayata döndürsek. Keşke. Kim bilir ne kadar farklı olurlardı değil mi? Mutlaka. Şimdi düşünün, Peyami Safa yazdığı, kendi ismiyle yazdığı romanlarla olsun, Server Bedi ismiyle, yani dünyaya gelmiş sayılı romancıdan birisi. Bir de rakam olarak inanılmaz bir rakam. Ne kadar verimli bir yazar değil mi? Beşir Ayvazoğlu'nun müthiş bir araştırması vardır. Yani bir biyografi, eşsiz bir biyografi kitabı. Orada Beşir Bey bu kadar incelikli bir araştırmacı olmasına rağmen tam saptayamadım diyor. Kaç tane? Gibi birçoğu dergilerde, gazetelerde, şurada burada hala sayısız tefrika halinde kalmış romanı var, öyküsü var, novellası var. Ya bu çaba, bu yazarlık çabası, bu yazarlık emekçiliği yani müthiş bir şey. Şimdi 1960 27 Mayıs askeri darbesinden sonra Demokrat Parti'nin Havadis gazetesi vardı. Kapatıldı Demokrat Parti'nin olduğu için. Son Havadis'te benim babamındı. Bir akşam gazetesiydi fakat... Bir akşam gazetesi miydi o? Akşam gazetesiydi. 7-8 bin tirajlı küçük bir akşam gazetesi. Sonunda mali krize girince onu sattık bir gruba. Adanalı bir Mustafa Kemal, soyadını hatırlamıyorum, bir iş adamı satın aldı. Ve Peyami Safa son olarak orada baş yazar. Orada köşe yazarlığı yaptı. Ve yani o dönemde işte Çetin Altan, İlhan Selçuk'un alternatif gibi görünürdü. Tirajı da yükseltmiş galiba değil mi? Son Havadis'in tirajını da yükseltmiş. Yani anında yükseldi zaten. Ama aynı zamanda 27 Mayıs sonrasında çok da hakaretlere maruz kalıyor Peyami Safa. Tabii. Çünkü bir de şu var, yani Yassıada Divanı'nda pek çok Adnan Menderes ve Demokrat Parti iktidarı aleyhine açılan davalardan biri de örtülü ödenek davasıydı. İşte Ahmet Salih Korur, Başbakanlık Müsteşarı, Başbakan Adnan Menderes'in verdiği talimat üzerine bir takım ödemeler yapmış. Bu ödemelerden bazıları da yazarlara. Bunlardan biri de Peyami Safa. Bir tanesi işte... Necip Fazıl Bey zannediyorum. Necip Fazıl. Bunların hepsi yasadaya getirildi. Peyami Safa'da. Yani neden örtülü ödenekten para aldılar diyor. Oysa değerli düşünce insanlarına maddi yardım bulundu. Hem öyle hem de ömrünün sonuna kadar kazandığı 5 kuruşa kadar, evet iyi kazanmış, romancı olarak çok sevilmiş falan ama hep yayın hayatına o parayı geri getirmiş. Yani kazancından sonra dergi çıkartma, tutkulu bir edebi dergi çıkarma tarafı olan bir adam. Aynı zamanda yayın evi kurma endişeleri, yani parayı mesleği dışında bir yere de harcamış değil ki. Yalnız işte bilinçli değildik. Yani ben o Yassıada Divanı'nı gazeteci olarak izledim. Yassıada başlamıştınız. Aziz Nesin'le iki kalemden izlemiştik de. Yani hatırlıyorum Peyami Safa'nın ifade vermesini. O zaman aa diye dinlemiştim. Şimdi bakıyorum ne ayıp bir şey. Evet, ne haksızlık. Ya insanları Yassıada'ya getir, ifade ver, böyle o Salih Başoğlu'nun konuşmaları böyle aşağılayıcı bir savcı vardı. Peyami Egeser miydi, neydi adı? Egeser. Ömer Altay Egeser. Evet. Bunun hakaretamiz iddiaları çok şeydi, kötüydü. Peyami Safa da ona hedef olmuştu yani. Tekrar fıkra yazarına başlayınca da, köşe yazarına başlayınca da işte toplum bir kesimi aşağıladı. Düşünün, öleli yıllar geçmiş, çok uzun yıllar geçmiş. Ancak ve ancak bugün yeni bir okur, genç bir okur, bütün ideolojinin üstündeki edebi değeri yüksek Peyami Safa ile şimdi bir araya gelebiliyor. Şeyde düşünün ki Cingöz Recai yeniden film alındı. Evet. Yani müthiş bir prodüksiyon, süper prodüksiyon olarak. Çok da devre yansıtan bir çalışmaydı. İsterseniz şimdi Cumbadan Rumbaya'yı hatırlatır diye bir rumbayla girelim işe. Öyle mi? Latin Peki. Amerika'nın müthiş temposu. Bakın İstanbul'un havasıyla nasıl birleşiyor. Rumba'da görelim. Bir su gibi süzülen, baygın baygın yandan bak, her gün aynı canlar yak, kalplere vur bir zımba, rumbada rumba rumba, kalplere vur bir zımba, rumbada rumba rumba. Peyami Safa'yı konuştuğumuza göre İtalya'ya gidelim Umberto Eco ile. Neden? Şimdi bakıyorum bir kere dönemleri aynı. Hı. Gerçi Peyami Safa 1899 doğumlu, Umberto Eco 1932 doğumlu. Ama ikisi de böyle çeşitli dönemlerin ruh yapılarını ele almış. Mesela Peyami Safa'da konuştuk işte Cumbadan Rumbaya beni çok etkileyen kitabı. Bir insanın ruh haletini, çağ değiştirmek için. Burada da Umberto Eco'nun Gül'ün adını alın. Ünlü. Yani Orta Çağ'da bir manastırdaki cinayeti 20. yüzyıl kafasıyla irdeliyor. Sanki bir polis safiyesi zaman tüneline girmiş ve Orta Çağ'daki, karanlık çağdaki bir cinayeti inceliyormuş gibi. Peyami Safa'nın da ruh denemeleri öyle değil mi? Cingöz Recai imzasıyla yaptığı... Acayip, onlarda dediğiniz gibi bir dedektif olarak bütün bir yakın tarihimizi Abdülhamit devrinden başlayarak Cumhuriyet'in ilk yıllarını, kendi yaşadığı süreci, hatta en son ölümünden önce tefsik halinde kalmış bir son romanı var. 1960'lara kadar onları tek tek sosyal cephesiyle de bireysel cephesiyle hepsini irdelemiş. Hatta yetiştirmemiş, Cingöz de Melih'e çıkmış. Cingöz Melih'te diye bir romanı var. Doğru. Yani kaç yazarın edebiyatımızda böyle bir fantastik yaklaşımı olabilir? İki ülkeyi karşılaştırdığınız zaman tabii İtalya'nın da çok karanlık bir dönemi. Umberto Eco'nun yaşadığı dönem yani Mussolini İtalya'sı sonra İkinci Dünya Savaşı yenilgisi. Fakat Umberto Eco'nun kıymeti bilinmiş. Bologna Üniversitesi'nde profesörlük yapmış. Peyami Safa'da öyle bir şey yok. Yok. Aslı kendisi romancı olarak benim besleyen iki büyük yazar var diyor. Birisi onlara sonsuz borcum var. Birisi Marcel Proust diyor. Birisi de Dostoyevski diyor. Dostoyevski zaten hemen anlaşılıyor. Yani onun ruh çapraşlarını ifadesiyle Peyami Safa'nın etkilendiği muhakkak ortada. Fakat Peyami Safa bir açıdan da dünya romanındaki büyük bir yeniliği ilk kez idrak edenlerden ve yansıtanlardan birisi. Henry James bunu 20. yüzyılın başında ortaya atıyor. Roman kahramanı, anlatıcı ayrımı. Yani anlatıcı, evet, bir romancı var ortada ama roman kahramanı, anlatıcı her şeyi bilse bile roman kahramanı her şeyi bilmesine imkan yok. Bunu ayırmış. Roman kahramanının gözünden yaklaşıyor. Evet, okuyucu. Evet. Üçüncü şahıslı okuyucu. Müthiş bir şey. Hem bilenle bilmeyen arasındaki farkı görüyor, değil mi? İlk defa Mademoiselle Noralya'nın koltuğunda, doğru, en önemli romanlarından birisi. Bunu baştan sona Peyami Safa Türkiye'de uygulayan, yani Türk romanına bir devri, bir anlayışı tek başına temsil eden bir kişi oluyor. Şimdi Umberto Eco'da da buna benzer şeyler var. Baktığınız zaman yani hakikaten İtalyan edebiyatının böyle zirveye ulaştığı bir nokta. Biz de Peyami Safa, değil mi? Karşılaştırdığımız zaman. Çok ölümünden çok uzun yıllar sonra belki bugün daha nesnel olarak ona yaklaşabiliyoruz. Onun getirmiş olduğu yenilikleri, acayip çalışkanlığını daha iyi saptayabiliyoruz. Türkçe'ye de tabii. Müthiş bir anlatıcı. Yani o kadar anlatı tekniği denemiş ki insan onlardan, ben yazar olarak, yazmaya çalışan bir insan olarak çok şey öğrenmişimdir. Anlıyorum. Ben de okuyucu olarak çok yararlandım. Sonra da gazeteci olarak da onun şeylerini yaptıklar. Yani gazeteci olarak da herhalde çok değerli. Çok parlak. Değil mi? Çok fıkra parlak. Yazarı olarak. Farklı algılıyor yani olayları. Bir de üslup olarak da Türkçe'ye hakimiyeti açısından. Tabii öyle. Maalesef işte bir kanadın, sanki ideolojik bir kanadın mensubuymuş gibi yıpratıldı. Evet. Türkiye'de bu talihsizlik var. Sağda mısın, solda mısın? Soldaysan, evet, sağcıların, sağdaysan solcuların acayip hedefi oluyorsun. Peyami Safa'nın, yani tıpkı Refik Halit gibi bu soy yazarlar veya sağdan ve soldan bu tarz yazarlar gibi zaman içinde yeni bir okuyucuyla, yeni bir değerlendirişle hak ettikleri yere geleceklerine inanıyorsunuz. Yani siz, siz iyimsersiniz. Türkiye'de siz o kamplaşma bitiyor, öyle mi? Edebiyat planında en azından. O çok önemli. Yani o çok önemli bir şey, sanat planında. Bunun getirisi de yüksek olacak. Belki de topluma da daha başka bir yaklaşımı getirebilir umudundayım. Evet, bakın bu kadar yıl geçtikten sonra Server Bedi hala geniş kitler için çok şey ifade ediyor. Cingöz Recai romanı da. Yani şimdi bu romanları Profesör Seval Şahin gibi, Erol Üyepazarcı gibi çok değerli insanlar, çok önemli insanlar günümüzün diliyle Türkçeleştirmiyorlar ama günümüzün diliyle karşılıklarını vererek edisyon kritik yapıyorlar. Ve çok az yazara nasip olacak bir şey. Peyami Safa bu konuda biraz yeni bir şans edindi. Ne dersiniz yani? Programın sonunu neyle bitirelim? Vallahi bir Peyami Safa ile bitirebilmek imkanı olsaydı onunla, ama galiba Server Bedi ile bitireceğiz. Evet. Cingöz Recai. Çünkü hala yaşıyor Cingöz Recai. Yeniden filme alındı. Evet. Cingöz Recai ile noktalayalım. Merhaba. 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 Kimsiniz? Neden o şeyleri yolladınız? Artık bir önemi kalmadı. İzninizle. Bir saniye durur musunuz? Ne demek artık bir önemi kalmadı? Şöyle anlatayım. Sizi ilk gördüğümde gözlerim kamaştı. Kim olduğunuzu sordum. Yarı İtalyan olduğunuzu, iyi bir ailenin kızı olduğunuzu söylediler. Ben de o jestleri yaptım. Ama pişmanım. Neden? Çünkü yalancısınız. Pardon? Çikolatalarla yolladığım İtalyanca not. Bunlar zehirli diyordum. Tuhaf bir mizah anlayışı. Asıl İtalyanca bilen birinin yemesi tuhaf. Neden yalan söylüyorsunuz bilmiyorum ama... Ama bu küpeler de sahte. Üzülmeyin. Gerçek olmayacak kadar güzeldiniz zaten. Kimsin sen? Bir daha karşılaşmamızı söylerim.